Zamanı geldi mi size göre de? Bir pişmanlığı var ya ağaoğlunun ömürle Doğru. ilgili. Ama hani ne kadar para kazanabilirsiniz ya da sizi ne kadar tatmin eder? Geçmişte sonuçta 23 milyon euro erdiniz. Kalkıp da bugün 4-5 milyon euro Abdülkadir'i satmak olmaz. Artı artı kuralında ve Trabzonspor'un geçen seneki şampiyonluğuna da ciddi katkı sağladı. Dikine giden bir oyuncu Abdülkadir Ömür. Hani ben keyif alıyorum izlemekten ama tabii sakatlıklar biraz geriye de götürdü. Bunu da kabul etmek gerek. Bence bir Şampiyon Ligi vitrine çıkmasını isterim ben Abdülkadir'in. Şimdi kaç paraydı? 23'tü değil mi o zaman? Evet. Olmadı. Sonra sakatlık geçirdi. İki tane hem de üst üste. Peki sakatlık geçirmeseydi? Bir de Trabzonspor'un bir kötü gittiği 23'ten sezon da fazla var. olurdu. Yani o zaman bir pişmanlık değil o. Doğru karar gibi gelebilir ama sakatlık olunca elbette pişmanlık oluyor. Yani sonuçtan sebebe gidiyorsun. Netice itibariyle. Ama tabii bir üzüntü duyarsın. Bunu gene başkanın elinde oyuncu duruyor. Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın da en büyük pişmanlığı Fernandes'e bir teklif gelmişti. Ya dedi göndermiyorum falan fakat bir dahaki sene bedava gitti Fernandes. Aynı takıma. Doğru. Rusya'ya. Lokomotif'e. O teklif de 10 milyon euro mu 11 milyon euro mu ne o civardaydı. Hatta Samet Hoca'nın şunu dediğini duydum. Benim üzerime atabilirsiniz. Hani taraftara ne deriz diye düşünüyorlardı. Benim üstüme atabilirsiniz demiş Samet Hoca. Böyle bir para bir daha gelmez demişti. Diye duydum. Ya bu ama çok melike yani düşünürsen şimdi örnek verelim. Bence de satılmalı. Ben 23 milyon Uğurcan'ın da satılsın derim ama bir yaşanmış örnek var. Cenk Tosun'u sattın 23'e. 4'e Wagner Love'u aldın. 3 sene üst üste şampiyonluğuna tepe taklak gittin. Bütün ekonomi çöktü Beşiktaş'ta mesela bakarsan. Bazen yani bunlar hakikaten riskli kararlar. Satsan bir dert, satmasan bir dert derler ya. Öyle ama hani Abdülkadir sıkıntılı günler geçirmişti. Neyse ki son bir yıl Abdullah Hoca ile birlikte toparladı en azından. O sinyalleri veriyor fazlasıyla. Halil Dervişoğlu sorusu var. Ben Galatasaray değil ama hani ligde devam etmesini bekliyorum. Hani Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor muhakkak Halil için. Halil ne istiyor onu söyleyeyim. Halil artık kiralık bir takıma gitmek istemiyor. İlk tercihi Galatasaray olur ama Galatasaray geçen sene kötü bir sezon geçirdi ve Halil de kötüydü. Yani Kerem örnek verelim. Son bir yıla ne kadar kendisini Tıpkı geliştirdiyse Morut ve Çıkaldağ gibi. tabii artı Halil'in farkı Serdar abi sen Oğuzhan'da da gördün. Altyapısını çok belli ediyor aslında. İyi bir altyapısı var. İki ayla çalım atabilir iki tarafa. Çok kestiremiyorsun ama son vuruşlar hiç geliştiremedi kendisini. Hani Kerem son bir yıla ne kadar aşama kaydettiyse Halil o kadar yerinde saydı. Ben o yüzden yeni seçilecek Galatasaray yönetimi Halil'e devam etmezse neden sorusu sormam. Ama hani Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ister. Halil kesinlikle bonservisle gitmek istiyor onu söyleyeyim. Şöyle bir şey var. Mesela Beşiktaş güvenle anlaşamıyor diyelim. Onun yerine Türk pasaportlu bir futbolcu olarak Halil'i dahil edebilir mi? Edebilir. En mantıklısı ama tabii Brentford hangi koşullarda ikna edeceksin? Evet. Bir soru da ikinize Faruk Bey'den. Burak Yılmaz seneye hangi takımda oynayacak? Bir duyum, bilginiz var mı? Beşiktaş olur mu? Diyor. MLS Ligi'nde oynarsa şaşırmam. Birkaç gün sonra Amerika'ya gidiyor diye duydum. Görüşmeleri. Öyle duydum. Teyide muhtaç bir bilgi. Ama sağlam yerden duydum. Sosyal medyadan takip ederek bakabiliriz Gomis ilerleyen olmasa Galatasaray olsun derdim ama Gomis var. Yani o yaş haddi forvette Gomis harcadı Galatasaray 36-37 yaşında. Aynı yaşlar zaten. Bu arada Hatta. Hull City de Aa, oyuncuyla evet. ilgilendi. İlgilendi. Evet. Ama Tercih olursa Buran tercihi MLS Ligi gibi gözüküyor Amerika. Belki Beckham'ın takımına gider Miami'ye. Inter Miami miydi? Fenerbahçe için en doğru forvet nasıl olmalı? Soruyor izleyicimiz. Allah Sörloth olur. Fenerbahçe Sörloth direkt isim profili. verdi o. Direkt A, yani A sınıf bir oyuncu. Sörloth A sınıf mı? Bizim ligimiz için A sınıf. Bence Avrupa'da yapamadı onu. Fenerbahçe'nin golcüsünü Jesus getirecek. Diyorsun. Öyle mi? Seferovic isimde de zaten Evet, dolaşıyor. Ama Seferovic konuşuluyor. birkaç isim daha var galiba. Peki sana da soruluyor. Özellikle bu Buxa ismi, sonra Caicedo da yine gündeme gelmişti ve daha sanki o isme yönelindi gibi oldu. Adam Son durum ne? Buxa, bak Adam Buxa, Sörloth, Valerian İsmail'in istediği tarzda oyuncular. Yani içeride duvar olabilecek.
Ne o biliyor musunuz? Üçüncü bölgede bana rakipler kapalı oynuyor. Bana sadece derbilerde geniş alan bulabiliyoruz. Büyük takımlarla oynadığımızda geniş alan bulamıyoruz. Yani çok fazla takımda geniş alan bulamıyorsun üçüncü bölgede. Benim oradaki santraforum, yani bunu Valerian İsmail'in ağzından ve sesinden duyuyormuş gibi dinleyebilirsiniz. Benim oradaki santraforum kaleye sırtı dönük olduğunda, ayağına top geldiğinde, her iki ayağı da iyi olduğunda o topları sağa, sola, aralara atabilecek derecede iyi bir ayağı olmalı. Pas özelliği çok iyi olmalı. Hem duvar olup. Biraz da kesenin ağzını açacak değil mi Beşiktaş? Yani ben santrfor için çok hızlı, atletik golcü aldığımda ona geniş alan bulmam lazım diyor. Bana geniş alan bırakmıyorlar. Ben onu kenarlardan sokarım öyle oyuncular. Ama orada bir duvar istiyorum demiş. Sörlok duvar. Adam Buksa duvar. Fakat adam Buksa Lens'e gitti. Lens 6 milyon euro verdi. Yani böyle bir yarışa giremezsin. 6 milyon euro veren takımlarla bu yarışa giremezsin. Zaten sen bir tane 6'yı Getson'a verdin. Oyuncunun yıllığı ne bilmiyorum. Bu arada oyuncu bu görüşmelerde çok fikir değiştirdi. Olur olmaz, olur olmaz derken oldu. Fransa'ya gitti. Ama şunu söyleyeyim. Ben bunu kendi sosyal medya hesaplarımda da zaman zaman oradaki videolarda da dile getirdim. Ne Sörlot ne Adam Buksa bir numaradaki isim değilmiş. Bana söylenen o. Benim öğrendim o. Yani bu isimler de var listede. Olsaydı olurdu. Maddi anlamda kriterler yerine gelse olur. Ama çok daha farklı hedefler var. Birinci sırayı zorlayan. Yani Buksa'nın alternatifi İkinci bir tek Kaysedo değil diyorsun. Bu arada geniş bir liste olduğunu da yani ya söyledi. Sadece o isme bağlanmamıştı. Yoktu. Beşiktaş yani bu zaten. Santrafor transferinde umudum. Panik olunacak bir durum olmadığını da söylüyorlar. Peki. Cenk Tosun da var. Ama Cenk Tosun oldu. Santrafor'u almayacaklar mı? Hayır. Çünkü güvenle anlaşamama durumum var. O da başka bir nokta. Şu konuyu da konuşalım da ondan sonra bir tozlu sayfaya geçeceğiz. Emre Bey, Hikmet Hoca'yı sormuş. Kayseri Spor'da başarısız mı sayıldı, yollar ayrıldı? Sizin görüşünüz nedir diye. Bir bu konuya parantez açmak lazım. Gerçekten ligde de, kupada da ben bir teknik direktör olarak iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum Hikmet Karaman'ın. Biraz şehrin tırnak içinde kıymetini bilmediğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama benim kendi görüşüm böyle. Hikmet Şumidika olsaydı ve ilk kez gelmiş olsaydı yabancı bir ülkeden, Hikmet Şumidika, yani soyadı Şumidika, bu adamda bir iş var falan denilirdi muhtemelen. Şimdi Hikmet Karaman Ziraat Türkiye Kupası'nda final gördü değil mi? Evet. Sivasspor'un kupa başarısını ve Rıza Çalınbay'ın Sivasspor'u üçüncü kez Avrupa'ya götürme başarısını ayakta alkışlıyorum, şapka çıkıyorum, eğiliyorum önünde. Büyük bir başarı. Ama Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar gelen Kayseri Spor'un da Sivasspor kadar alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü oraya gelene kadar elediği takımlara bir bakın. Gönülleri şampiyon oldular. Bak, elediği takımların büyüklüğüne bakın. Gücüne bakın. Bir tanesi ligi ikinci bitiren Fenerbahçe. Bir tanesi o dönem iyi bir tempo yakalamış Beşiktaş mesela. Dedi ya hoca, finalde de Brezilya gelir herhalde. Ama dedi. O süreçte ligde de sağlam rakiplerle oynadı. Şimdi hem orada sağlam rakiplerle oynuyorsun, hem burada sağlam rakiplerle oynuyorsun. Bir türbülansa girersin elbette. O bütçeli kadroyla girersin. Yani o bütçeli kadroya geçtim. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bile girerdi.